Merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri, Mine Kırıkkanat'la birlikteyiz efendim. Bu hafta için Cuma günü yayınlıyoruz bu yayınımızı. Hoş geldiniz Mine Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk Ezgi'cim, teşekkür ederim. Çok hoş buldum ve izleyicilerimizden özür dilerim çünkü onlar bilirler, ben bir programımı aksatmam, yazılarımı aksatmam, tatil bile yapmam. Yani yazılarım mutlaka yayınlanır. Programları mutlaka yaparım sağlıklı olduğum sürece. Ve fakat 2 günlük bir tatil yaptım. Onun için bu hafta Cuma günü oldu. İyi de oldu çünkü gündem o kadar yoğundu ki onun açılmasını, onun üzerine düşünmek ve yorumlamak fırsatını buldum. Değil mi? Yani şimdi şöyle bir baktığımızda geçtiğimiz hafta sonu itibariyle zaten neler neler oldu. Yine Sedat Peker'in yayınlamış olduğu bazı görüntüler, belgeler, ifşalar çok çok konuşuldu. Konuşulmaya da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de sanıyorum Sedat Peker durmayacak. O konuya geleceğiz. Başka konularımız da var elbette ki. Şimdi bakıyorsunuz saray danışmanları bir hastalıkları sebebiyle istifalarına da başladı. Bu sefer geçmişteki danışmanların da bir takım usulsüzlükleri, yolsuzlukları da ortaya döküldü. Dökülmeye de devam ediyor. Hatta belediye başkanlarının da videoları yayınlandı. Evet. Yani çok çok ilginç, çok böyle gördüğümüzde ay bunu da görmeseydim diyeceğimiz birçok evet. şeyi görüyoruz ve göreceğiz de. İsmail Kahraman özellikle yine bu hafta çok konuşulan isimlerden biriydi. Zira çok tepki gördü. Niye tepki gördü? Kurtuluş Savaşı'nı adeta yok saymaya çalıştı İsmail evet. Kahraman. Eski meclis başkanı kendisi. Evet. Böyle de bir ünvana sahip maalesef. 30 evet. Ağustos Zafer Bayramı'nın tam arifesinde ve Atatürk'ün silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan o zaferleri yok saymaya çalıştı. Nasıl evet. yok saymaya çalıştı? İsterseniz bir dinleyelim İsmail Kahraman neler söylemişti. İzleyicilerimize de hatırlatma amacıyla. Evet. Bize kurtulmuş. Kim diyor? 3 Mart'ta Mapavri. Öyle gidiyoruz. Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Ben esirdim. Esaretim bitti. Ben köleydim. Diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir. Bu yanlıştır. Böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle doldu bizim tarihimiz. Ne oluyoruz? İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim. Kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül. Kim demiş? Demir Han Sefesi. Cihan Harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat misli aldı ve öyle gittiler. Çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık. Dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz can? Tarih bir deniz feneridir. Evet, aşağı yukarı sözleri ortada İsmail Kahraman'ın. Ne münasebet diyor. Ben de diyorum ne münasebet İsmail Bey, ne münasebet, bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Çarpışmadık diyor, dövüşmedik diyor. Ben kesinlikle karşıyım diyor. Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına. Yani nasıl böyle bir şey olur Mine Hanım? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Amaçları nedir bu sözlerdeki? Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi bakın İsmail Kahraman denilen cüdam. Çünkü benim gözümde adam değildir. 1940 doğumlu. 82 yaşında. Ne yazık ki şu anda Türkiye'nin en büyük tehlikede olduğu, uçurumdan aşağı düşmekte olduğu bir kader zamanında Türkiye politikasına işte bunlar yön veriyor. Hepsi 70'in üstünde bu adamların. Hepsi 70'in üstünde bu adamların. Ve bugün geldiğimiz durumda İsmail Kahraman'ın düşüncelerinin, yaptıklarının, geçmişinin ve işlediği suçun payı, düşünsel payı şu anda içinde yüzdüğümüz dolandırıcılıktan yolsuzluğa, yolsuzluktan çürümeye kadar her şeyin tabanında var. Her şeyden önce İsmail Kahraman'ın kim olduğuna bakalım. Bu adam Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptığında ben kendisi hakkında zaten geçmişini irdeleyen
büyük bir yazı yazmıştım. Hepimiz itiraz etmiştik. Zaten İsmail Kahraman diye birinin o mecliste başkan olması aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkımının haberiydi. Ve kimse tınmadı diyeyim. Çünkü geldiğimiz noktada İsmail Kahraman'a girmeden önce söylemek istediğimiz bir şey var. Geldiğimiz noktada yok başsavcıya gider de yaptığım işte şey suç duyurusu zaten başka savcıya verirlerdi. Yok evde evladı yal var da diye Cumhuriyeti korumakla yükümlü aslında ve Cumhuriyetin değerlerini korumak, Cumhuriyetin kurallarını, yasaları korumak için var olan ve bunun için maaş alan hayatını bu bekçilikten, cumhuriyet ve devlet bekçiliğinden kazanan insanlar konforlarını fedaya yanaşmadıkları için bu noktadayız. Kim bu insanlar? Elbette savcılardan, elbette Cumhuriyet savcılarından bahsediyorum. Şimdi Cumhuriyeti, değerlerini, hukuku üstün kılması gerekenleri, devleti koruması gerekenler, evladı iyaldı, işte beni sürerlerdi, zaten başsavcı da hükümet tarafından atanmıştı da, işte o yüzden benim yapacağım suç duyurusunun değeri vardır, aman 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 işte Siverek'e gönderirler, aman bana gönderirler korkularıyla arkadaşlar, Türkiye'de temiz eller operasyonu yapılamadı. Temiz el bulunamadı çünkü. O eller, temiz eller, Cumhuriyet'in değerlerini bu devleti korumakla yükümlü Cumhuriyet savcılarınındı. Görev başındaki hukukçularındı. Onlar karışmayınca, onlar kendi konforlarını Türkiye'nin içinde bulunduğu ve düşmekte olduğu uçuruma kendilerini siper etmeyince, yani görevlerini yapmayınca, Türkiye'de temizlik yapmak kime düştü? Bir mafyanın itirafçı ve hükümetle işbirliği yapmış, iktidarla işbirliği yapmış, sonra müşteki olduğu için itirafçı olmuş bir mafyanın kirli ellerine düştü. Ve şu anda Türkiye'de işte istifası istenenler, hepsi nedense sağlık nedeniyle istifa edenler ya da açıkça görevlerine son verilenler, kirli ellerin temizledikleri insanlar. O kadar korkunç bir düz. Bu utanç zaten bize yeter. Şimdi bu dönemi başlatan kişiler kimlerdir? İşte bu dönemi başlatan kişiler İsmail Kahraman gibileridir. Kimdir İsmail Kahraman? İsmail Kahraman Rizelidir. 1940 doğumludur. 82 yaşındadır. Ve bu ülkede 65 yaş üstü insanlar ev satmak durumunda olduklarında akıl ve fikir kabiliyetlerinin yerinde olup olmadığı hastane kurul raporuyla ancak kabul ediliyor söyledikleri. Ama İsmail Kahraman sallıyor. Ve ne zamandan beri sallıyor? Bakın İsmail Kahraman yıllar önce hep helalleşe bu noktaya geldik diyoruz. Kılıçdaroğlu'na helalleşeceğiz dedi diye karşı çıkıyoruz. Bunun bir nedeni var. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerini ve değerlerini inkar etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni zaafa uğratmış, devleti çalmış, halkı soymuş insanlardan hesap sorulmadığı, hep onlarla helalleşip bir kenara konuldukları için hep yeni gelen soyguncular daha cesur, daha cesur, daha cesur oldular. Kötüler bu cesareti eski soyguncularla, eski hainlerle hesaplaşılmadığı için edindi. Bu İsmail Kahraman 1968'de Amerikan 6. filosu geldiği zaman İstanbul'a ve o Amerikan 6. filosu geldi diye o zamanki devrimci, solcu ve vatansever öğrenciler miting yapmaya kalktıklarında o miting yapanları bir kere hedef göstermiş. Hatta bir yurt baskınında bir öğrencinin ölümüne sebep olmuş bir topluluktan söz ediyoruz. Bu İsmail Kahraman denilen cidam o zamanki MTTB başkanı, milli işte neydi tam açılımı,
Milli Türk Talebe Birliği, Milli Türk Talebe Birliği başkanıydı. Ve ne yaptılar? Bizim solcular, devrimciler, vatanseverler 6. filoyu yaklaştırmamaya ve ona karşı mitingler yaparlarken bu adam önüne düştüğü gerici ve yobaz toplulukla birlikte 6. filoyu kıble göstererek namaz kıldı önünde. Namaz kıldı. Ve 6. filoya karşı gösteri yapan öğrencilere vatan haini dedi. Onlara hedef gösterdi. Daha önce yani bu olaya hazırlık olarak 6. filoyu, Amerikan 6. filosunu kıble diye gösterip namaz kıldırmadan önce Beyazıt Camii'nde yaptığı konuşmada Milli Türk Talebe Birliği olarak 3-5 soysuza bu lafı kendisine iade ediyorum. Kimin soylu kimin soysuz olduğunu sonradan Türkiye gördü. Ve şu anda neden soysuzların eline düştüğümüzün de bir açıklaması İsmail Kahraman'ın daha sonradan AKP iktidarında meclis başkanı yapılmasıdır. Milli Türk Talebe Birliği olarak 3-5 soysuza fırsat verilmeyecek artık. Nus ve nasihat devresini tamamlayan Türk milliyetçiliği, o zaman Türk milliyetçisiydi, şimdi Arap milliyetçisi, önümüzdeki günlerde yeni tanlar, yeni hareketler gösterecek, Türkiye'nin sahibinin milliyetçiler olduğunu göstereceğiz diyor. Yeni tanlar nedir biliyor musunuz? Tan gazetesini yakmışlardı. Yakacağız diyor. Yakacağız diyor. Yani bu konuşma, Beyazıt konuşması İsmail Kahraman'ın, kimse bu yeni tanlardan bir anlam çıkaramıyor ama Tan gazetesinin yaktılar. Aynı yobazlık, aynı gericilik, aynı zihniyeti taşıyanlar. Tan gazetesini yaktılar. Yakarız diyor. Ve hakikaten şimdi yakıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yakıyorlar. Bu aynı adam, aynı cüdam. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemezmiş. Değiştirilir diyor. Millet isterse değiştirilir diyor. Nedir o maddeler diye baktığımızda karşımıza birinci madde Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi cumhuriyettir diyor. İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir devlettir diyor. Özetliyorum size. Üçüncü maddede Türkiye bölünmez bir bütündür ve dili, resmi dili Türkçedir diyor. Dördüncü madde nedir? Dördüncü madde, ilk üç madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez diyor. İşte bu cüdam Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal devlet ve dil birliği olan bölünmez bütünlüğünü, bayrağını inkar eden ve zaten bu inkarını da Kurtuluş Savaşı olmadı diye göstererek açıkça 82 yaşında akıl melekelerinin yerinde olup olmadığından emin olmadığımız bir durumda meclisten açıklayabilen kişidir. Yani Türkiye bu noktaya bir anda gelmedi. Türkiye'de kimse vazifesini yapmadı. Şimdilik bekçilik görevini yapmayan Cumhuriyet'in değerlerine, kurallarına, hukuka ve devlete bekçilik görevini yapmayan Cumhuriyet savcıları gibi zamanında Atatürk'ten sonra aslında böyle çok küçük aralarla, çok küçük devrimci gençlerin karşı duruşlarının dışında, Ecevit döneminin dışında herkes Cumhuriyet'e, muhalefet de ihanet etti. İhanet ede ede zaten bu AKP rejimini açıkça Cumhuriyet'in, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen AKP rejimine ne diyeyim size, bir altın tas içinde sundular Türkiye'yi. Kimse vazifesini yapmadı. Ve kimse şu anda konforunu, kendini, hayatını feda etmeye hazır değil. Değil Türkiye'yi kurtarmak için. İşte bizim aczimiz ve bir yeni bir Atatürk'ün olmayışının büyük yarattığı büyük trajedi burada başlıyor. Kimse canını feda etmeye hazır değil Türkiye'de. Bakalım ne olacak. Yani demin dedim Türkiye temiz eller bulunmadığı için kirli ellerin, bir itirafçı mafyanın, eski bir iktidar işbirlikçisi olup sonradan müşteki olduğu için itirafçılığa soyunan Sedat Peker'e muhtaç kaldı. Ve ben de
ne diyelim, koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. Sedat Peker'e ben de müteşekkirim. Çünkü bu Türkiye'de biz birkaç gazeteci haricinde benim ağabeylerim Uğur Mumcu'nun, Ali Sirme'nin öldürülen ve suikasta kurban giderek zaten bu gericilerin, yobazların, vatan hainlerinin planlarıyla ortadan kaldırılan birkaç gazetecinin haricinde kimse görevini yapmadı. Elbette ki yani gazeteciler dışında siyasetle ilgilenmek zorundayız biz. Doktorlarımızı, mühendislerimizi bu olayın dışında tutuyorum. Çünkü onlar görevlerini dürüstçe yaparak yapmaları gerekeni yapıyorlar. Yapmaları gerekeni yapmayanlar şu anda Cumhuriyet savcıları, büyük devlet memurları, devlete sahip çıkması gerekenler. Çünkü biz gazeteciler arasında da çok az bir kesim gerçekten görevimizi yapıyoruz. Bizim görevimiz gerçekleri söylemek, doğruları söylemek, kimin hırsızlık yaptığını, kimin soygun yaptığının adını koymak. Onu da yapıyoruz zaten. Biz de yapıyoruz. Bizim aramızda da çok hain var ama hiç olmazsa birkaç dürüst var. Ama bakıyorum mühendislerin, doktorların işini yapan diğer işi politikayla ilgili olmayan vatandaşların haricinde görevi bu devleti korumak olan kimse kendisini feda etmeye hazır değil. Atatürk'ün niçin çocuğunun olmadığını burada anlıyoruz. Atatürk'ün niçin evli kalamadığını burada anlıyoruz. Çünkü Türkiye tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi bir can feda etmeyi, canlar feda etmeyi göze alarak kurtarılacak bir zamanda. O canlar nerede? O canlar yok. Helal olsun Sedat Peker'e. Eski işbirlikçisi bile olsa iktidarın ve bu şimdiki ihbar ettiklerinin, kamuya ihbar ettiklerinin hiç olmazsa sayesinde soygunun büyüklüğünü, çürümüşlüğün büyüklüğünü ve kendisi iyi ama işte çevresi kötü denilen kişinin nasıl bir yolsuz, nasıl bir hırsız, soyguncu ordusuyla çevrili olduğunu sayesinde öğreniyoruz. Teşekkürler Sedat Peker. Evet, şimdi gerçekten ekonomistler mesela bu rüşvetin, yolsuzluğun Türkiye'ye maliyetini de hesaplıyorlar. Dün Gökhan Çapoğlu bizim yayınımızdaydı. Kendisi aşağı yukarı bir hesap yapıyor. 44 milyardan bahsediyor. Yani dehşet paralar. Hani niye bu kadar Türkiye çöktü diyoruz ya, ekonomik olarak genelde dış güçlere hep suç atılıyor. Aslında Evet. dış güç diye bir şey yok. İçimizdeki işte bu çürümüş yapının bize maliyeti, yani her şey açık ve net. Şimdi yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının istifalarını görüyoruz. Son olarak Evet. Serkan Taranoğlu da istifa etti. O Yine da işte sağlık nedeniyle istifa etti. tabii hepsinin bir takım Sağlıkları var. sıkıntıları Bu var. konuda ben şu ana kadar en güzel lafı bir Twitter kullanıcısı söyledi. Herhalde zehirli bir şey yaladıklarından olabilir. Dedi. Bu lafa çok güldüm. Gerçekten hepsi nedense sağlığı bozuluyor. Yozluklar, yozlaşmalar ve paralar, kirli paralar, hak edilmemiş kazançlar, yoksul halkın sırtından edinilmiş milyarlar ortaya çıktığı zaman hepsinin sağlığı bozuluyor. Başka bir şey Şimdi daha söyleyeceğim. Gökhan Hoca aslında kanıta dayalı konuştuğu için elbette 44 milyar, 46 milyardan falan söz ediyor. Aslında kanıtı olmayan ama ya genel olay... çerçevede bir 500 milyar var ortada Ha, hani. evet, Evet, ben de onu evet, evet, söyleyecektim. evet. Yani Onu da söyledi Gökhan Hoca. 500 Yani milyar 500 olmasa bile milyardan bahsediyoruz yani, kayıp. 480, evet 480'in 480 milyarın üstünde bir paradan söz ediyoruz. Bunlardan zaten 180 milyarın kimlerde olduğu da aşağı yukarı biliniyor. Bu paraların hepsi toplanacak olsa, mesela Sedat Peker'in söylediği evlere baskın yapılacak olsa ki kaçırmışlardır ama yani bu devletin görevini yapıyor mu yapmıyor mu bilmem imkansız çünkü gizli istihbaratıdır.
Onda herhalde bu cumhuriyete, bu devlete bağlı olanlar da var. İktidarın yanında kapatmaya çalışanlar da var. Ama devlete bağlı olanlar şimdilik ortaya çıkmasalar bile dediğim nedenlerden dolayı kuşkusuz nereye nakledildiğini o paraların biliyorlardır. Yani bu iş Sedat Peker'e kadar bu bilgiler gittiğine göre. O evlere yapılan baskınlar yapılsa o evlerden toplanacak olanlarla şu... Tabii canım, adam direkt adres veriyor, nokta atışı, evet, adres veriyor. Evet, nokta atışı tam anlamıyla ve yakında da biliyorsunuz Samsun AKP milletvekili bir hanım ve çok becerikli kocası olayı patlayacak yani bekleniyor. Şimdi yapmaya çalıştıkları Sedat Peker'i susturmaya çalışmak. Dijital anlamda bir daha konuşamasın, bir yerde yazamasın diye onunla uğraşıyorlar. Ama artık oturak o kadar büyük ve içindeki lök o kadar kokuyor ki yani hiçbir dijital sessizlik Sedat Peker'i susturamaz gibi geliyor. Ve Sedat Peker'in de eğer biraz aklı varsa bence birilerinin korumasına da başvurmuştur. Umarım başvurmuştur. Yani genel itibariyle şöyle diyor zaten Sedat Peker, neye mal olursa olsun belki de diyor aileme bile mal olacak bu diyor. Yani ama diyor ben her şeyi göze aldım. Evet, işte zaten bu yüzden kendisine ben de müteşekkirim. Bu lafı ilk eden, iktidarla bir mücadeleye giren ve bu lafı ilk eden yani neye mal olursa olsun gerekirse ailemi bile feda ederim demesi benim için çok değerli. Kendisine o yüzden yani teşekkürlerimi ifade ediyorum. Elleri kirli olmasına rağmen geçmişte bu itirafıyla bu iştirakiyle şikayete o göze aldı belki. Yani canını yitirmeyi, hatta ailesinin canını yitirmeyi o göze aldı. Türkiye'de 1000 kişi bunu göze alabilse biliyor musunuz? Yani buldozer gibi geçilir bu yolsuzlukların üstünden ve yolsuzların üzerinden. Şimdi 999 kişi aranıyor. Sedat Peker kadar cesur ve Sedat Peker kadar gözünü karartmış. Her şeyini fedaya hazır insan bekleniyor. Umarım bulunur. Şimdi Erdoğan biz yolsuzlukların damarından girdik demişti biliyorsunuz ama işte dönüp bakıyoruz aslında yolsuzlukların nasıl AKP bürokrasinin için damarına girdiğini görüyoruz. Bu geçtiğimiz günlerde Kaki ailesi de gündeme geldi. Yani inanılmaz fotoğraflar var. Şimdi vatandaş ucuz sebze, meyve, ekmek peşinde kuyruklarda koşarken akşam pazarına gidip acaba daha ucuza, uyguna bir şey alabilir miyiz derdindeyken ve hatta yere dökülen sebzeleri, meyveleri dahi toplayan ailelerin çok çok fazla artık olduğunu biliyorken bu kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünen bizler bir yanda, diğer yanda işte bu tarz aileler, bunların kaç aile olduğunu da bilmiyoruz tabii biz. Ortaya çıkanlar yavaş yavaş hiç bilmediğimiz, tanımadığımız isimler en nihayetinde. Tabii. Bu Kaki ailesine bakıyorsunuz, işte AKP iktidarının, 20 yıllık iktidarının ürettiği, önümüze koyduğu bu zenginleşmiş ama öyle böyle bir zenginlik değil ailelerden bir tanesi. Kaki ailesini de biraz mercek altına alalım. Şimdi Kaki kardeşler kimler? İsmail ve İbrahim Kaki. Babaları yine AKP'nin kurucusu. İşte abisi İsmail Kaki ise yine hepimizin yakından tanıdığı, işte bu görüntüler sayesinde lüks bir yaşam, inanılmaz bizim yanından geçemeyeceğimiz arabalarla ve soyadlarını taşıyor plakalar bu arada. Onu da es geçmeyelim. Çakarlı araç konvoyları, işte geçmiş dönemde başbakanlık danışmanlığında olan insanlar. Sayın Erdoğan bu insanlara ne danışıyor onu da bilmiyoruz. Şu anki Cumhurbaşkanlığı danışmanları da yine aynı şekilde ne danışıyor gerçekten çok merak ediyor tüm Türkiye. Ne dersiniz, nasıl bir aile bu Kaki ailesi? Tabii sadece dediğim gibi bizim duyabildiğimiz, kamuoyuna yansıyan ailelerden bir tanesi. Evet. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani bu kadar çok danışman, bu kadar liyakatsız danışman rastgele çevirmedi yani Cumhurbaşkanı'nın etrafını. Atayan o. Beni kimse Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akılsız olduğuna inanamaz. Son derece zeki ve kurnaz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu insanların kimler olduğunu,
aslında ne iş yaptıklarını ve neye yarayacaklarını bilmeden onlara bu şekilde atamasına imkan yok. Merve Kabakçı ailesini gördük. Merve Kabakçı ailesinde beslenmeyen kalmadı. Şimdi kakileri şey diyoruz. Kaç danışmanı var Cumhurbaşkanı'nın bu arada? Sizin bir bilginiz var mı? Ben aradım, yok, sayılarına yok. Ulaşamadım. Evet. Sayılarına ulaşamadım. 100 müdür? 200 müdür? Zaten kimlerin, yani hani dediniz ya, kaç ailedir bu birdenbire zenginleşenler? Aslında onu bulmak için her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaç tane danışmanı olduğunu bulmak gerekiyor. Oradan itibaren halka halka gidersek biz gerçeğe ulaşacağız. Çünkü bu danışmanlar arasında şu anda ortaya çıkanların hiçbirisi dürüstlüğüyle doğrusu öne çıkmadı. Hepsinin bir şeysi var ve istifa ettiklerine göre sağlıkları bozulup, yani suçlamaları da kabul ediyorlar. Böyle bir bakın, üstelik siz çok haklı olarak insanlar meyve sebze toplarken çöplüklerden, biz maaşımız artık yetmiyor, yediğimiz eti, evet ben yani gerçekten ilk defa gıdadan kısmaya başladığımı söylemiştim size geçen programlarda. Yani ben zar zor yemeğimi bile kesmeye başlamışken bunu kabullenmekte zorlanıyoruz. Fakat bu söylem aslında bakın yine de dini bir söylem. Ne kadar, yani her ne kadar dini referans almadan konuşmaya çalışsak da, ben kendim dinsiz olsam da, bakın merhamet üzerine kuruyoruz şeyi. Yani diyoruz ki dini bir söylem şeyi içerisinde, zihniyeti içerisinde düşünüyoruz. Diyoruz ki ben burada açlıktan şöyle şöyle yaparken sen bu kadar zenginlik, suç bu değil ama, suç bu değil. Bu olay çok zengin bir devlette, Lüksemburg diyelim, anlatabiliyor muyum? Halkın refah seviyesinin dünyanın en yüksek olduğu, kimsenin, bırakın açlıktan ölmeyi, herkesin çifter çifter bir evde yaşayan şahıs sayısı kadar arabası olduğu, her şeyi alabildiği en zengin ülke Lüksemburg'da böyle bir yolsuzluk ağıyla çevrili olsa Lüksemburg kontu, çünkü orada demokratik bir şey var, monarşi durumu var. Ya yani orada adamı sürükleye hapse götürürler. En baştaki. Sürükleye hapse götürürler. Çünkü mesele zenginden ya da fakirden çalmak değildir. Mal çalmaktır. Devletin malını, kamunun malını. O kamu ister zengin olsun, dünyanın en refah seviyesindeki halk olsun, isterse en fakir seviyesindeki halk olsun. Bu yüzden bu söylemi ben aslında millet sebze meyve toplarken, millet açlıktan kırılırken bunları sergilemek, bu zenginlikleri, bu hak edilmemiş, çalınmış soygun zenginliklerini, bu arabaları, bu beş para etmez çapulcu diyorum kendisine. Hergeleyi hatta ortaya çıkıp elleri cebinde poz verdirmek fakirden çaldığı için değil, sadece çaldığı için olmalıdır. Sadece çaldığı için. Devletin parasını, yani milletin parasını çaldığı içindir. O millet ister zengin olsun, ister fakir olsun. Kakilere gelince, kak diye de üstelik şey yapmış, görgüsüz, zevksiz soyguncu üstelik bunlar. Yani soyguncunun da biliyorsunuz şey, büyükleri vardır. Bütün büyük servetlerin ardında deriz ki zaten hırsızlık yatar. Bunlar Bill Gates bile olamazlar. Bunlar Elon Musk da olamazlar. Bunlar dünyanın en zengini de olamazlar. O donanım da yok. Onlar da hırsız belki ama ürettikleri bir şey var. Bunlar ne üretiyor? Bunlar sadece tüketiyor. Sadece böcek bunlar yahu. Bunlar zararlı böcek. Dünyada en küçük bir yararı olmayan, insanlığa, doğaya, hiç kimseye yararı olmayan zararlı böcekler tarafından çevrilmiş bir cumhurbaşkanımız var. Kakilere bakıyorsunuz, iki kaki var. Dolayısıyla İbrahim Kaki ile İsmail Kaki özellikle sosyal medyada karıştırılıyor. Aslında danışman olan İbrahim Kaki ama nedense hiçbir şey olmayan abisi İsmail Kaki böyle o hergele, o çapulcu pozlarını o spor arabalar arasında veriyor. Bir de kendi kendine video çekip bir de öyle olaycı bir videosu var. Polislerle alay ediyor.
polislerle alay ediyor, korumalarla alay ediyor, yolda giden normal arabalarla alay ediyor. Şimdi ben soruyorum buradan, İsmail Kaki'nin resmi görevi nedir ki çakarlı arabalarla geziyor? Videosu var çünkü, kendi çekmiş koymuş. Eve gidiyoruz diyor, korumalarla diyor. Sen kimsin, seni niye koruyorlar? Sen kime kakıyorsun? Umarım bu millet çok yakında sana kakar. Yani o kadar insan artık hırslanıyor bu kadar iğrençlik karşısında. Yani oturak çok büyük, lök çok kokuyor derken işte bunu kastediyorum. Bu İbrahim Kaki'nin Cumhurbaşkanı'nın yanında ne işi var? Bakıyoruz kim olduğuna. Türk Afrika İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısıymış. Evet. Ne yapıyor bu? Ya Afrika zaten yolsuzluğu, zaten aynen Türkiye'deki gibi tepelerinde yiyen, yolsuz, görgüsüz, hırsızlarıyla ünlü bir yer. Ünlü bir yer. Onlarla ne gibi bir ortaklık yapıyorlar? Altın madenleri mi var Zehra Hanım gibi? Zehra Hanım'ın bir de altın madenleri var biliyorsunuz Afrika'da. Afrika'nın nesini çalıyorlar? Afrika'yı da mı çalıyorlar? Afrika'ya ne veriyorlar bu para karşılığında? Bu nasıl bir devlet? Bu nasıl bir cumhuriyet? Bu ne biçim bir iş? Kimdir İbrahim Kaki? Ne danışılır İbrahim Kaki'ye? Ne danışılır? Ne danışılır? Bu yolsuzluk paralarından başka ne danışılır? Sorarım size. Artık yani çok doluyuz. Gerçekten çok doluyuz. Yani şimdi zaten İbrahim Kaki dediğimiz adamın... Arsızlık içerisinde özür dilerim, sözünü kestim. Yok lütfen. Edgeciğim. Hareket ediyorlar ki. Ya sadece bunlar değil. AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kayseri'de Hakan Korkmaz. Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü basıp polis memuru Fahri Çey'i döverek burnunu kırıyor. Yani ne biçim bir ülke olduk biz ya? Artık mafya bile değil ya. Mafyanın bile kuralları ve kendi hukuku vardır. Şeriat da değil. Şeriat bu değil. Şeriat bu değil. Sizin söylediğiniz gibi yani yanındaki aç yatarken o hırsızlık malı yemek değil şeriat yani. Onun da bir kuralı var. İstemiyoruz ama kuralı var. AKP İmraniye Belediyesi'nin korkuluk ihalesini 3. kez AKP Erzincan Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş almış. 3. kez. Ne veriyor bu Tuna Güneş? Kime ne veriyor? Kime ne veriyor? Bir şey daha söyleyeceğim. Hiç ilgisiz gibi görünüyor ama o kadar doldum ki bu hafta. Yani bu yolsuzluk, bu kuralsızlık, bu şey. Biliyorsunuz su ürünleri av sezonu diye bir şey var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı dijital ortamda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açtığı bu yeni av sezonuna, yeni balık avı sezonuna işte katıldı. Ve video aracılığıyla bire bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü bile geçmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sezonu 2 gün önce başlattılar. Beykoz'da benim tanıdığımın başına geldi. Zaten tweet atıldı bu konuda. Beykoz'da bu av sezonunun başlamasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın bire bismillah inşallah yeni sezonu başlatalım demesinden 2 gün önce Beykoz'da Avrupa yakasına doğru geniş bir ağ kuruldu. Ağ. Civardaki insanlar jandarmayı çağırdılar. Yani ne oluyor? Av yasağı var. 2 gün, 48 saat kalmış av yasağının bitmesine. Kim bu balıkçı dediler. Koca, bu arada koca bir şey, tekne. Balıkçı teknesi. Jandarma geldi. Jandarma geldi. Jandarma gitti. Yani teknenin, şu balıkçı teknesinin yanına gitti. Balık avlayanların yanına gitti. O ağın sahibinin yanına gitti. Sonra köş döndü ve şikayetçi olanlara özel izni varmış dedi. Özel izni varmış dedi. Şimdi ben bu özel izni Cumhurbaşkanı'nın verdiğini sanmıyorum. Çünkü bak yeni başlıyor yani. Yeni sezonu başlatalım diyor. Vira bismillah. Vira bismillah'tan önce onlar maşallah yapmışlar bile halbuki. O özel izin kime verilir ya? Bir av yasağı 48 saat bekleyemiyor. Herkesten önce o boğaza çıkacak, o ağı kuracak. Kim bunlar? Kim bunlar? Neci oluyorlar? Nasıl bir yer oldu Türkiye? Nerede yaşıyoruz biz? Ne kanunu bu? Orman kanunu bile değil ya. Orman kanunu bile daha soyludur.
bunların soysuzlukları ve yolsuzlukları yanında gerçekten. Şeyden öğrendik işte bu İsmail Kaki ve İbrahim Kaki olayını da Ali Mahir Başarır'dan öğrendik. Ali Mahir Başarır benim gözüm çok tutuyor yani Ali Mahir Başarır. Ortaya çıkardığı yolsuzluklarla son zamanlarda dikkatimi çeken bir milletvekili. Demek istediğim şu ki o kadar büyük boyutlarda ki artık ilçe başkanı, gençlik başkanları adam dövüyor, polis karakol basıyor, şey diyor, yakında kaymakam valiyi de döver bunlar. O yüzden valiler böyle emredersin hükümetin emrinde. Fakat bu hikaye yani bu iğrenç ahlaksızlık öyledir ki döner kendi kuyruğunu da yer. Yani kendi aralarında saldırı başladı zaten birbirleriyle dalaşmaları. Evet. Mesela Korkmaz Karaca demiş ki Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin. Aynen. Evet. Başladı. Bu iş tekme tokata kadar gider. Yani adam öldürmeye kadar gider. Göreceğiz. En küçüğünden en büyüğüne kadar kirlenmiş ve çürümüş bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ve bu arada yani mesela küçük bir örnek vermek için bu şeyle birlikte Ünsal Ban, hani Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sedat Peker'in ifşaatı sayesinde istifa ettirilen Ünsal Ban olayında. Ya Ünsal Ban'ın bir ortağı da mesela sosyal medyada sanki havacılıktan anlarmış, sanki havacılık tekniğini bilirmiş, sanki pilotajla en küçük bir ilgisi varmış gibi İyi Parti'nin İstanbul Belediye Meclisi'ndeki meclis üyesi Ali Kıdık diye biri. Ben bu adam için 14 Mayıs 2013'te bir yazı yazmışım. Ve yazım da şöyle, yazımın şeyi, Darpaçalı Danışmanlar, Özel Dolma Kalem Müdürleri ve Hokkalar diye. Bu Ali Kıdık, sureti haktan görünen, güya muhalif, aslında Atatürk Havalimanı'nda kullanılmış malzeme, ikinci el malzeme satarak işe başlayan bir esnaf. Ve ne yapmış bu Sedat Peker'in ifşaatı dolayısıyla istifa etmek ya da ettirilmek zorunda kalan üniversite rektörü, Türk Hava Kurumu üniversitesi rektörü Ünsal Ban'la birlikte bir düzen kurmuşlar. Daha doğrusu bir kumpas kurmuşlar. Pilot olmak gerçekten hem yetenek, hem fiziki yetenek, hem entelektüel yetenek, hem de büyük para isteyen bir eğitimdir, biliyor musunuz? Türk Hava Yolları'nın Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne pilotaj öğrensin diye gönderdiği ve binlerce dolar evini satarak annesini, babasını ve kendisini kredi borcu altına sokarak illaki pilot olacağım diye gençlerden yılda 12 bin dolar alıyor bu adamlar. O 12 bin doların %15'i bu Ali Kıdık'a gidiyormuş. Neymiş? Danışmanlıkmış, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet, çok ilginç. Ve bu da İyi Partili. İyi Partili İstanbul Belediye Meclisi üyesi İyi Parti'den havacı geçiniyor. Havacılıkla hiçbir ilgisi yok. Bir havacılıkla ilgili internet sitesi kurmuş. Birdenbire havacı olmuş. Yolsuzun teki. Bu da İyi Partili. Buyurun. Bu da muhalif. Sureti haktan güya tweetler atarak kendini tanıtıyor. Yozun teki. 2013'te söylemişim. Hala da o mecliste üye. Hala da sureti haktan görünüyor. Bu Ünsal Ban'la yaptığı o zavallı borçlanarak o pilotaj eğitimini almak isteyen çocuklardan binlerce dolar yiyerek var olan insanlar. Konuşmakla bitmiyor. Çıkmış yani iş. Bu da muhalefet. Evet, konuşmakla bitmiyor Mine Hanım. Hayır, bitmiyor vallahi. Bitmiyor yani. Ve ben çok doluyum artık, gerçekten çok doluyum. Herkes dolu da. Evet. Yani evet. Evet, çok doluyum. Peki. Haftaya bakalım neler olacak şimdi. Artık her hafta bir heyecan içerisindeyiz. Sedat evet. Peker bu hafta sonu bir şey yayınlayacak mı? Ne diyecek? Hangi görüntüleri servis edecek? Hangi bilmediğimiz isimlerin bilmediğimiz yönlerini öğreneceğiz diye gerçekten merakla bekler olduk.
sonumuz hayır olsun. Seçimlere kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 9 aylık bir süre diyebiliriz artık yani. İşte bir taraftan da zam üstüne zam geliyor. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlardan sonra dediğim gibi işte nasıl bu kışı geçirecek vatandaş onu düşünüyor. Ama ortada da bir sandık var işte. Her şey orada çözülecek. O sandık da henüz ortaya konmadı. Er geç konacak. Konmazsa da zaten çok kötü şeyler olur. Umarım konacak o sandık. Umarım o zamana kadar herkesin kiri, bütün bu yolsuzların, soyguncuların en küçüğünden en büyüğüne kadar girdikleri suçlar açıklığa kavuşur. Ve umarım bu yoksul, dürüst ve hala onların omuzları üzerinde durduğu, yani Türkiye'nin omuzları üzerinde durduğu insanları önüne düşecek bir temiz eller, bin temiz eller bulunur. Bütün umudum bu. Evet, önce pisliklerin ortaya çıkması lazım ki temiz eller de bulunsun. Çok iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimize. Hiç korkmayın. Çünkü bu kirin ortaya çıkması temizliğin de yakın olacağının ifadesi ve işaretidir. Hepinize iyi akşamlar. Size çok de teşekkürler Tezgi'ciğim. Çok sağ olun Mina Hanım, eksik olmayın. Evet değerli izleyenler, bir noktalı virgül yayınımızın daha sonuna geldik. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz diyelim ve noktayı koyalım. Hoşçakalın.